Evet efendim, 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerine doğru yavaş yavaş ilerliyoruz biz Aksaray olarak. Hani yavaş yavaş derken süreç hızlı işliyor ama biz yavaş yavaş ilerliyoruz. Cumartesi günü yapılacak olan temayül, dün bitmiş olan aday adaylık başvuru süreci ve akabinde gelişecek olan mülakat ve aday belirleme süreçleriyle birlikte çok kısa bir zaman kaldı. Biz seçime doğru programı olarak da aday adaylarımızı stüdyomuzda konuk etmeye devam ediyoruz. Bunlardan bir tanesi de bugün Aksaray'ın sevilen simalarından, Aksaray'ın tanınan simalarından ve Aksaray'a katma değeri olan isimlerden bir tanesi Sayın İsmail Gümüşsoy. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz efendim. Yoğun bir tempo. Siz ne kadar tempodaysanız biz de bir o kadar o tempoyla devam ediyoruz inşallah. Allah kolaylık versin. Cümlemize inşallah. Evet efendim, şimdi hani ben programın girişinde de söyledim. İsmail Gümüşsoy artık Aksaray'da katma değeri olan, ismi olan ve tanınan biri. Evet. Ama hani tanımayanlar için İsmail Gümüşsoy kimdir? Evet. İsmail Gümüşsoy 1976 Aksaray doğumluyum. İnşaat mühendisiyim. Şehrimizde halen ticaret ile uğraşmaktayım. Çeşitli sektörlerde faaliyetlerim bulunmakta. İnşaat firması sahibiyim Gümüşsoy İnşaat'ın. Aynı zamanda organize sanayi bölgesinde 2 adet fabrika yatırımım var. Prefabrik, çelik ev, konteyner imalatı üzerine birisi. Diğeri de 2 yıl önce başlatmış olduğum iç kapı imalatı üzerine şehrimize, ülkemize faaliyet vermekte olan firmalarım var. Aksaray'da doğdum, Aksaray'da yaşadım. Bu zamana kadar bütün yaşantım Aksaray'da geçti. Sadece bir 4 yıl Isparta mühendislik ihtisası için Isparta'da bulundum. Tamamen şehrimizde yaşayan birisiyim. Yani bütün bu zamana kadarki kazanımlarım, yatırımlarım hepsini şehrimizde yaptım. Yani İsmail Gümüşsoy bir yerlere geldiyse bunda kesinlikle Aksaray'ın ve değerli hemşerilerimizin katkısı var. Çalıştık, bir şeyler yapmak için uğraştık. Sağ olsun hemşerilerim de bizleri destekledi. Onların destekleriyle yaptığımız ticaretlerde başarılı olduk. Bugün çok şükür belli bir yere, belli bir noktaya ulaşmış bulunmaktayız. İnşallah bundan sonra da şehrimiz için, memleketimiz için her türlü faaliyetlerimiz, çalışmalarımız devam edecek. Şehrimiz için alabileceğimiz görevler, yapabileceğimiz hizmetler ne olursa biz her zaman şehrimize katkı sağlamak adına yine Aksaray'ımızda bulunup Aksaray'ımız için çalışmalarımız, koşturmalarımız, çabalamamız, şehrimize katkı sağlamak için inşallah devam edecek. Katkıda sınır yok yani. Verilen görev ne olursa katkı sağlamak için İsmail Gümüşsoy o görevde var. Yani inşallah mücadeleci bir yapım var. Yani çalışmaktan, işten Allah'ın izniyle hiç korkmam. Yani çekinmem daha doğrusu. Başarılı olmak için de elimden gelen her şeyi yaparım. Bu zamana kadar böyle oldu. İnşallah bundan sonra da böyle olacak. Bu benim vizyonum diyorum. Yani ben çalışmayı seviyorum. Başarılı olmak için de elimden gelen gayreti gösteriyorum. Evet. Peki efendim, şimdi hani Aksaray'da doğdunuz, Aksaray'da büyüdünüz. Sadece üniversite döneminde Aksaray'ın dışına çıktınız. Sektörde kaç yıl oldu? 99 yılından itibaren şehrimizde ticaretle uğraşmaya başladım. İlk etapta inşaat mühendisi olarak proje hizmetleri vermeye başladım. Müteahhit firmalarımıza, müteahhit kardeşlerimize. Daha sonrasında kendim yapsat işine başladım. Belli bir birikim sağladıktan sonra yapsatta elde ettiğim kazançla organize sanayi bölgemiz gelişmekteydi. Yeni gelişmeye başlamıştı. Bir sanayi yatırımı yaptım. Prefabrik ve çelik ev üzerine. Çok şükür orada da belli bir kazanım, başarı sağladım. İşimi büyüttüm, geliştirdim. Sürekli işime yatırım yaptım. Daha iyi hizmet verebilmek için. Önce Aksaray'ımıza, sonra çevre illerimizin hepsine hitap eden, bugün bölgede tanınan bir firma olmasını
sağladım. Arkadaşlarımla beraber, çalışma arkadaşlarımla, iş arkadaşlarımla, onların emekleri de büyük firmamızın büyümesinde. Daha sonrasında şehrimizde, ülkemizde inşaat sektörü hızlı bir şekilde büyümeye başlayınca iç kapı üzerine bir açığın olduğunu tespit ettik. Arkadaşlarımızla beraber firmam adına böyle bir yatırım kararı aldım. İç kapı üzerine organize sanayi bölgesinde bugün şu anda Türkiye'ye hitap eden, inşallah ileride dünyaya hitap eden bir firma olma yolunda yatırım yaptım. Evet. Çok şükür yani işlerimizde başarılıyız ama sadece kendimizle olmuyor. Yani bunların hepsinden şu anda 100 kadar arkadaşımıza istihdam sağladım. Ama daha fazlasını yapabileceğime inanıyorum. Yani şahsi bir İsmail Gümüşsoy olarak bunları yapabildim. İnşallah nasip olursa vekillikte, yani inşallah vekil olabilirsem, yani bu alanda şehrimize daha fazla katkı sağlamak için yani böyle bir göreve talip oldum. Evet, şimdi zaten bir firmayı kurmak, yönetmek, evet belki herkes yapabilir ama belli bir istihdamı sağlayabilmek, bulunduğunuz şehre istihdam konusunda katkı sağlayabilmek çok büyük bir başarıydı. Ben sorularım arasında istihdam vardı ama ben sormadan zaten İsmail Gümüşsoy onu söyledi. Kesinlikle. Peki efendim ben hemen neden AK Parti demek istiyorum? Neden AK Parti? AK Parti ülkemizin gelişmesi için, büyümesi için, başta liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bir ülkemize böyle bir akım, böyle bir hız, böyle bir iştah, böyle bir heves ve milletimizin gücünün kendisine hissettirildiği bir lider öncülüğünde memleketimizin kalkınması, ilerlemesi ve partimizin yapmış olduğu memleketimize yatırımlar, tamamen yatırıma yönelik bir iktidarın iktidar olması ve bu alanda tamamen kendisini memleketimizin, milletimizin ve vatandaşlarımızın daha iyi bir, daha müreffeh bir yaşam seviyesi, hayat seviyesi kazanabilmesi için yapmış olduğu yatırımlar tabii ki benimle aynı düşüncede bir insan olarak tabii ki AK Parti bana uyardı. Çünkü ben de memleketime, milletime hizmet etmek istiyorum. Partimiz de aynı şekilde devletimize, yani tüm halkımıza, insanlarımızın yaşam seviyesinin, hayat standardının yükselmesi için yani aşırı bir şekilde çalışan, özellikle Cumhurbaşkanımızın böyle dirayetli bir lider olması tabii ki bunda çok büyük etken. Zorluklarla baş edebilmesi, zorluklara karşı göğüs gerebilmesi sadece devletim, milletim anlayışıyla kendisini de bir kenara bırakaraktan var gücüyle çalışması, bütün zorluklara, kendisine karşı olan savaşlara karşı yok ben milletimle beraberim demesi ve milletimizin önünde dimdik durması, milletimize güç vermesi tabii ki AK Parti dememde etken. Evet. Peki efendim, neden milletvekilliği? Neden milletvekilliği? Dediğim gibi ben İsmail Gümüşsoy olarak şehrimize kıymetli hemşerilerimin de tabii destekleriyle, bizleri tercih etmeleriyle İsmail Gümüşsoy olarak şehrimize bir şeyler yapmaya çalıştım. Bugün çok şükür 100 tane kardeşimiz bizim işletmemizde çalışıyor. Bizimle beraber evinin geçimini sağlamak adına bizimle beraber mücadele ediyor. Ben bunların daha fazlasını yapabileceğime inandığım için bir milletvekili olarak şehrimize daha fazla katkı sağlayabileceğime inandığım için bugün sadece 100 tane kardeşimizle belki mücadele ediyoruz ama milletvekilliğim döneminde Allah nasip ederse eğer daha fazla kardeşimize istihdam, iş sahası açabilmek için, şehrimizdeki yatırımların daha fazla olabilmesi için ve şehrimizde gerçekten doğal zenginliklerimizin gün yüzüne çıkarılmasına katkı sağlamak için böyle bir yola çıktım. Yani sadece kendimiz için yaşamak hayatta insanı bir kere mutlu etmiyor. Yani belki kendiniz için bir şeyler sahibi olabilirsiniz, bir şeyler başarmış olabilirsiniz ama kendinizin dışında toplum için, insanlık için de bir şeyler yapmak insana gerçekten büyük haz veriyor. Bugün ben dediğim gibi iki tane işletmeyle İsmail Gümüşsoy olarak bir şeyler yaptım.
Ama bunun daha fazlasını yapabileceğime gerçekten inanıyorum. Ve şehrimizde yapılabilecek çok şeyin olduğuna gerçekten inanıyorum. Ve bizim hemşerilerimizle birlikte omuz omuza verdiğimizde Aksaray'ımızın bugün bir Konya, bugün bir Kayseri gibi böyle adından söz ettirir, ticareti gelişmiş, yaşam standardı yükselmiş, insanların yüzlerinin daha çok güldüğü bir şehir haline getirebileceğimize inanıyorum. Bunun için milletvekilliğine talibim. Ya değilse benim şahsım adına İsmail Gümüşsoy olarak dediğim gibi hayatta ki beklentilerimin çok şükür yani birçoğunu yapabildim. Bundan sonra belki işletmelerimi, yatırımlarımı daha büyük işletmeler haline getirebilirim. Belki fabrika sayımı artırabilirim. Ama bir milletvekili olarak da bu şehre katkı sağlamak adına çalışmak istiyorum. Benim tek amacım gayem bu. Evet, zaten benim bu sorudaki asıl amacım buydu. Şimdi İsmail Gümüşsoy artık isminden söz ettiren gerçekten şehrimizin tanınmış iş adamlarından bir tanesi. Belli bir seviyeye gelmiş. Maddi beklentisi olmayan bir insan. Yani çok şükür. Hani insanlarımızın hep aklında bir algı oluşmuş ya, neden milletvekilliği konusu. Ben burada biraz da bunu çözmek istedim. Dediğim gibi hani maddi beklentisi olmayan, maddiyatı gayet yerinde olan Aksaray'ın sanayi konusundaki ileri gelen iş adamlarından bir tanesisiniz. Evet. Neden bu konuda milletvekilliği oldunuz onu öğrenmek istedim. Gayet de güzel bir şekilde açıklamış oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Aksaray'la ilgili planlarınız nedir? Şimdi Aksaray'ımız gerçekten konum olarak ülkemizin tam ortasında böyle yani her yere ulaşımının çok rahat olduğu bir vilayetimiz. Yani ama maalesef biz şehrimizin bu konumunun bence tam anlamıyla kullanılabildiğini düşünmüyorum. Yani şehrimizi bir cazibe merkezi haline getirebiliriz. Nasıl yapabiliriz? Bugün turizm, doğal zenginliklerimiz var ama maalesef turizm gelirimiz yok. Evet. Yani bu kesinlikle çok küçük bir teferruatla yani çok küçük bir çalışmayla bence bu turizm sektöründe Aksaray'ımız canlandırılabilir. Nasıl canlandırılabilir? Bugün Ziga, Selime, ondan sonra Ihlara, Güzelyurt, Sultanhanı böyle değerlerimiz olmasına rağmen biz turizm denildiği zaman akla gelmiyoruz. Yani Ihlara'yı hala Nevşehir'e bağlı zannedenler var. Tarih turizminin başkentiyiz ama. Yani normalde Ihlara dünya çapında bir turizm güzelliği. Nasıl dünya çapında? İki tane kanyon var, birisi Ihlara. Dünyada iki tane, birisi Amerika'da, birisi Aksaray'da. Ya ama böyle bir güzelliğin Aksaray'da olduğu maalesef bilinmiyor. Şimdi bununla alakalı ne yapabiliriz? Bununla alakalı biz orada Turizm Bakanlığımızdan bir turizm bölgesi olarak ilan ettirdiğimiz takdirde yani oraya bir turizm müdürlüğü, bunun yanında yol, elektrik, su, parseller yaptığımızda yani bugün bir organize sanayi bölgesinde nasıl burası organize sanayi bölgesi denmiş, yatırımcı davet edilmiş, fabrika yapıyor, yatırım yapıyor. Aynı şekilde turizm bölgesi ilan edip oraya müdürlük, yollar, elektrik, su yatırımcıya götürülüp yatırımcıya burası bizim turizm bölgemiz, burada ziga kaplıcaları var, sıcak su, jeotermal kaynağımız var, artı Ihlara var. Yani böyle bir kültür turizminin yapılacağı bir bölge. Bence bunu yatırımcılar kaçırmayacaktır. Bugün Kozaklı'da bir sürü termal tesis var. Evet. Yani insanlar bunu Kozaklı'nın başka bir güzelliği yok. Sadece kaplıcası var. Bizim kadar bir etkisi de yok. Yani tabii. Bir de ulaşım olarak da yani Kozaklı'nın ulaşımıyla Aksaray'ın ulaşımı çok farklı. Doğuyla batının biz kapısıyız. Yani tabii. Ortasındayız. Tabii yani bizim o anlamda ulaşım olanağımız da yüksek. Evet. Yani biz bu değeri ön plana çıkardığımız zaman o bölgedeki bütün hemşerilerime iş sahası olacak. Evet. Yani bizim o bölgedeki Ihlara, Kargın, Belisırma, ondan sonra Helvadere, yani o bölgedeki Selime, Güzelyurt, o bölgede yaşayan insanlarımız kesinlikle iş sorunu yaşamayacak. Çünkü oradaki otellerde çalışacak insanlara ihtiyaç olacak. 11 bin yıllık tarihin yatağı Güzelyurt, Gülağaç, Ihlara, yani eski ismiyle Gelveri, evet, bölgesi, Kapadokya'nın kapısı dediğimiz, evet, bölge. Ama şu an itibariyle biz orada
turist alıp şehrimize bir katkı sağlayamıyoruz. Evet. Bu başlıca yani sorunlardan bir tanesi. Maalesef. Yani bu sorunu çözdüğümüz zaman işte o bölgedeki insanlarımızın hayat standardını yükselteceğiz. Yani insanlarımız Aksaray'da o bölgede yaşamaktan mutlu olacaklar. Evet. Kimse evinden dışarıya gidip de gurbette çalışıp çocuğunu, hanımını yalnız bırakmayacak. Yani o bölgeyle alakalı inşallah nasip olursa öyle bir çalışmam olacak. Buradan da herkese söz veriyorum. Bunu yapacağız. Evet. Yani Aksaray, Ihlara, Zira Kaplıcası turizm bölgesi Allah nasip eder bu kardeşiniz milletvekili olursa yaptıracağım. Evet. Yani. Bunun sözünü veriyorum. Çünkü bizim partimiz zaten yatırım partisi. Yani ülkemize yaptığımız yatırımlar yani saymakla bitmez. Hayalini edemeyeceğimiz yatırımlar yaptı bizim hükümetimiz ülkemize. Evet. Yani bugün iki kıtayı suyun denizin altından birbirine bağladı. Bizim hükümetimiz yaptı bunu. İstanbul'da. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti hükümeti yaptı işte. Yani biz bunları toplum olarak maalesef hayal bile edemiyorduk. Yani düşünemiyorduk. İşte anlatıyorlardı yurt dışında gurbetçi kardeşlerimiz. Diyorlardı ki işte Fransa'dan denizin altına giriyorsunuz, İngiltere'den çıkıyorsun. Biz bunların ülkemizde yapılabileceğini hayal bile edemiyorduk. Ki bizim şehrimizde daha rahat yapılır. Ha, yani biz demek istediğim, yani biz bunları başarmış bir iktidarın hükümeti, yani AK Parti hükümeti bunları başarmış bir hükümet. Evet. Ki biz Aksaray'da böyle bir yatırımın öncülüğünü yapmış, yapmak isteyeceğiz, diyeceğiz. Turizm bölgesine işte sunacağız, canlandıracağız. Yani partimiz, hükümetimiz buna destek kesinlikle verecektir. Evet. Ha, ya. Ama şimdi şunu da söylemek istiyorum. Tabii ki bütün arkadaşlarımızın memleketimiz için hayalleri var, idealleri var, yapmak istedikleri, yaptıkları var. Herkese ben saygı duyuyorum. Yani memleketimize ne kadar çivi çakmış siyasetçimiz, bürokratımız varsa ben hepsine teşekkür ediyorum. Hepsinin, bu benim hayalim. Yani onların da kendi hayalleri vardı, gerçekleştirdiler memleketimiz için. Hepsine saygı duyuyorum. Yani bir eser bırakan memleketimiz için, devletimiz için kesinlikle unutulmaz. Hepsinden Allah razı olsun. Ben de bu yolda bir adayı kardeşiniz olarak ben hayalimi söylüyorum. Yani bunlar kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Bunlar bir düşüncedir. Bütün vekillerimiz, bütün adayı kardeşlerimiz hepsi benim canımdır, hepsi benim kardeşimdir. Kesinlikle hiçbirimiz birbirimizden üstün değiliz. Yani hepimiz aynıyız. Sadece hayallerimiz, düşüncelerimiz, yapmak istediklerimiz farklı olabilir. Evet. Evet, peki Sayın Gümüşsoy, Hasan Dağı projemiz, yani hayata geçirilmeye çalışılan ve şu anda bölgemizdeki en güzel, en özel güzelliklerden bir tanesi Hasan Dağı ve hala biz orada herhangi bir çalışma yapamıyoruz turizm için. Turizme katkı sunamıyoruz. Aksaray'a oradaki turizmin katkısını alamıyoruz. Bununla ilgili bir düşünceniz oldu mu? İşte dediğim gibi biz orada turizm bölgesini ilan ettiğimizde misafirlerimiz, turistlerimiz, yerli ve yabancı turistlerimiz o bölgeden tamamen faydalanacak. Dolayısıyla yani bir Ziga Kaplıcaları bölgesinde konaklayan misafir aynı zamanda bir turla Ihlara Vadisi'ni gezecek, İsterse Helvadere kasabamıza gidecek, Hasan Dağı ziyaret edecek. Yani bunları ben komple olarak düşünüyorum. Yani turisti o bölgeye geldiği zaman yatırımcı ister istemez onlara tabii nezih bir ortam, farklı bir... Orayı komple gezebilecek. Tabii, yani alternatif sunacak. Evet. Evet, peki efendim şimdi hani siz yıllardır Aksaray'da olmanıza istinaden AK Parti'de yeni değilsiniz. AK Parti'nin hemen hemen Aksaray'a kurulduğu günden bu tarafa AK Parti teşkilatının içerisinden yetişip gelen isimlerden bir tanesiniz. Ve 2015 yılı seçimlerinde de tekrar aday adayı olmuştunuz. O seçimlerde yine yaptığımız bir programda söylediğiniz bir söz vardı. Başkanlık sistemiyle alakalı. Neydi bu bugün? Onu tekrar bir sizden dinleyelim. Evet. Yani başkanlık sistemi kesinlikle ülkemizin yatırımlarda daha hızlı yol almasını sağlayacak. Yani ben 2015 genel seçimlerinde de bunu dile getirmiştim. Başkanlık sistemi kesinlikle memleketimizin ufkunu, insanlarımızın ufkunu, yatırım hızımızı, her şeyimizi değiştirecek. Bir kere bürokrasi çok daha hızlı ilerleyecek. Evet. Yani artı ülkemizdeki bu vesayet anlayışı, yani birileri
memleketimizin kalkınması, ilerlemesi için çalışma başladığında ve memleketimiz canlandığında, yatırımlar almaya başladığında bundan bir kesim rahatsız oluyor. Memleketimizin, devletimizin yükselmesini, insanlarımızın daha müreffeh bir yaşam sürmesinden rahatsız olan kesim hemen devreye giriyor ve işte hükümetleri sıkıştırma veya işte değişik entrikalarla zarar vererek tekrar hükümetler yıkma yoluna gidiyor. Böyle bir şey başkanlık sisteminde olmayacak. Başkanlık sisteminde meclis ve cumhurbaşkanı aslında aynı çatı altında ayrı gibi bir çalışma yapacak. Sonuçta memleketin icraat işleri cumhurbaşkanımızın idaresindeki bakanlar ve yönetimle gerçekleşecek. Meclis de cumhurbaşkanımızın yapacağı çalışmalara karar merci olacak. Yani cumhurbaşkanımız bir kanun, bir yasa çıkarılmasını bir istediğinde meclise sunacak. Meclis bunu onaylarsa cumhurbaşkanımız yürürlüğe koyabilecek. Yani bugün yapacak cumhurbaşkanlığı sisteminde yapılacak yatırımların da tamamı meclisin onayından geçecek. Amerika'da Obama zamanındaydı. Obama bütçe belli bir bütçe istedi, ek bütçe istedi. Bunu meclise gönderdi. Meclisten veto yedi ve bütçeyi alamadı. Yani yine meclis aktif ama bürokrasi hızı daha fazla. Sonuçta cumhurbaşkanımız işin başında kendi çalışma arkadaşlarını belirleyerekten daha iyi hizmet vermek için, daha hızlı hizmet vermek için önünü açmış olduk. Biz de vatandaş olarak bize hizmetin daha hızlı gelmesini istemiyor muyuz? Evet, en büyük şikayetimiz yani, bu zaten. Yani bürokraside yaşanan bir takım sıkıntıların ortadan kalkmasını istemiyor muyduk? İşte en güzel yöntem, en güzel yol olmuş oldu. Evet, yani başkanlık sistemi bürokrasi sistemindeki o takılan işleyişin durdurulması konusunun ortadan kaldırılması. Kesinlikle. Evet. Peki efendim, Cumhur İttifakı, yani şu an Sayın Bahçeli'nin, o zaman biz pardon, Sayın Erdoğan'a tam destek veriyoruz deyip çıkışıyla bugünkü oluşan Cumhur İttifakı size ne gibi katkılar olacak AK Parti'ye? Yani memleketimiz için, milletimiz için Sayın Bahçeli'nin de yani taşın altına elini koyduğunu gördük. Yani bir takım kesim memleketimizin ilerlemesini, kalkınmasını istemeyen kesim hükümetimize, devletimize zarar vermek için her türlü gayreti yaptı. Sayın Bahçeli bu oyunu gördü ve dedi yok, ben devletimle, milletimle beraberim. Devletimle, milletimle beraber olan Cumhurbaşkanımızın yanındayım dedi. Yani takdire şayan bir hareket olmuş oldu. Evet. Memleketimiz kazandı. İnşallah daha iyi günler olacak. Yani sonuçta memleketimize, milletimize yatırım yapan, memleketimizin, milletimizin kalkınması için çalışan kim olursa onun yanında muhalefetin de durması lazım. Evet. Yanlış icraatlarda, yanlış icraat varsa tabii ki uyaracak ama doğru icraatında kesinlikle yanında duracak. Sonuçta muhalefeti de seçen, iktidarı da seçen bu millet. Evet. Yani milletimizin menfaatine olan icraatlarda muhalefetin hayır demesi gerçekten çok üzücü olarak görüyorum ben. Aynı zamanda bir vatandaş olarak. Sonuçta hükümet, memleket, millet, vatandaş menfaatine, faydasına bir icraat yapacaksa muhalefetinde kesinlikle biz de bunu destekliyoruz. Hükümet doğru bir iş yapıyor. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun demesi gerekir. Bugüne kadar böyle bir şey gördük mü? Benim anlayışım bu. Sonuçta mesele devlet, mesele memleket, mesele millet. Evet. Yani burada şahıslar kimin başta olması çok da önemli değil. Eğer doğru icraat vatandaşımız takdir etmiş ve bunun neticesinde takdir edilen insanlar doğru icraatlar yapıyorsa bunu herkesin alkışlaması lazım. Ama yanlış da varsa buna da niye yanlış olduğu, şöylesinin daha doğru olacağı izah edilerekten yaklaşılması gerekir. Ama siz her şeye yanlış derseniz, yani yanlış, belki yanlışa da, belki yanlış olan icraatlar da olabilir. Sonuçta bir şeyler yapılıyorsa
onun içinde yanlış olacak. Yanlışın dört dörtlük değildir. Yanlışın olmaması için hiçbir iş yapmamak lazım. Evet. O yüzden de biz bundan 15 yıl öncesinde hep yerimizde sayıyorduk. Olduğumuz yani. Noktadaydık ama bugünkü yapılan icraatlar, faaliyetler bazı kesimlerin gözüne hatta kulağına battı. Evet, evet efendim, peki Cumhur İttifakı'nın getirisi ne olacak AK Parti'ye? Cumhur İttifakı'nın partimize getirisi yani bir birlikteliğin göstergesi, evet, olacak. Cumhurbaşkanımız daha güçlü bir şekilde yönetimde olacak inşallah. Yani biz Cumhurbaşkanımız için diğer siyasi parti ve arkadaşlarımız da destek olduğunu ve yine Sayın Devlet Bahçeli'nin de devletimiz, milletimiz için Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber olduğunu gösterecek ve dünyaya biz kendimizi daha güçlü ifade edebileceğiz. Yani burada Sayın Bahçeli aynı zamanda doğrunun yanında durduğunu da gösterdi. Yani bugün bir muhalefet partisinin doğrunun yanında durduğunu da göstermiş oldu. Bu da dünya için aslında ibretlik bir olay. Bir de dünya tarihinde ilk oldu Sayın Hüseyin. Yani tabii, böyle bir şey dünya tabii tarihinde ilk defa yaşandı. Bir muhalefet partisi, iktidarda olan bir partiye, evet siz doğru yapıyorsunuz kardeşim, biz sizin yanınızdayız diyebildi. Yani en doğrusunu yaptı. Evet, yani mesela, mesela memleket olunca gerisi yani, evet, düşünmemek lazım. Peki efendim, Aksaray ekonomisi için, Aksaray'ın kalkınması için planlarınız nedir, düşünceleriniz nedir? Şimdi Aksaray ekonomisi için bir kere turizmle alakalı, evet, düşüncelerimi söyledim. Tarım ve hayvancılık şehriyiz aynı zamanda. Bugün ticaret borsası başkanımız çalışmalarını görüyorum. Bir organize hayvancılık bölgesi oluşturalım diyor. Onun da amacı kesinlikle nasip olursa, ben vekil olursam kesinlikle destekçisi olacağım. Çünkü hem ülke ekonomimiz için fayda sağlayacak bir proje, hem de şehrimiz için, hayvancılıkla uğraşan hemşerilerimiz için fayda sağlayacak bir çalışma olacak. Organize hayvancılıkla birlikte hayvancılık işiyle uğraşan arkadaşlarımızın hepsi bir arada bulunma şansı olacak. Yani oradaki hizmet kalitesi artacak. Veteriner olacak, işte zirai ilaçlar satan firmalar olacak. Yani orada öyle bir sektörün oluşması hayvancılıktaki kaliteyi artıracak. Daha çok, daha az maliyetle daha iyi gelir elde edebilecek insanlarımız. Evet. Dolayısıyla ülke ekonomimize de katkı sağlanmış olacak. Organize sanayi bölgesiyle alakalı yani ciddi yatırımlar aldık Aksaray organize sanayi. Bugün ilk, yani benim şu anda aklıma gelen 4 tane büyük firma, ciddi istihdam sağlayan firmalar var. Yani 1000 kişi, 1500 kişi, 2000 kişi böyle istihdam sağlayan firmalar var. Bunlar Aksaray'ımız için büyük kazanç. İnşallah böyle yatırımların şehrimize kazandırılması için çalışacağım. Yani Aksaray'ın konumundan, durumundan gerçekten haberi olmayan yatırımcılarımız da var ülkemizde. Yani Aksaray'ımızdaki konum güzelliğini onlara da yansıtırsak kesinlikle bir yatırımlarını da Aksaray'a çekmek için çaba sarf edeceğiz. Aynı zamanda şehrimizin şöyle de bir güzelliği var. Biz 5. derece deprem bölgesiyiz. Evet. Yani Allah göstermesin, herhangi bir deprem riski çoğu illere göre çok daha düşük. Yani sonuçta siz de yatırımınızı yaptığınız yerde, yani böyle bir etken bence insanlar düşünür. Her şeyi planlı yapmak gerekiyor. Yani bir yatırımcı her şeyi düşünebiliyor. O yüzden bunları da göz önüne alarak Aksaray diyecek. Tabii. Şimdi yine hükümetimizin yapmış olduğu bölgemizde yine bir KOP projesi var. Bu KOP projesiyle şehrimizde tarım alanındaki sulama sıkıntılarımız şu anda çok yüksek olmasa da ileriye dönük bu sıkıntıların yaşanmaması için, oradaki suyun şehrimize kazandırılması için yine elimden geleni yapacağım. Yani bir kere hemşerilerim şuna inansınlar, İsmail Gümüşsoy iş adamı, çalışkan bir adam, bir şeyi başarmak için mücadele eder. Yani bizim o suda hakkımız var. Yani hükümetimiz KOP projesini bu bölge tarım arazilerinin sulanması için yaptı. Evet. Yani biz de
o suyun Aksaray'a kazandırılması için, getirilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Ve Eskil, Sultanhanı, Amarat, o bölgedeki hemşerilerim şunu bilsin, İsmail Gümüşsoy Allah nasip eder vekil olursa, bu sözlerimin hepsini zaten kayıta alıyorsunuz, Sedat Bey nasip olursa izletirsiniz. Evet. Yani ben de eğer yapamazsam utanayım. Yok yani bu... Yok, ben bunu gönülden söylüyorum. Ben çünkü bunları yapacağıma inanıyorum. Evet. Yani o suyu... görüyorsunuz. Kesinlikle. O suyu o bölgemize kazandıracağım. Evet. İnşallah. Peki efendim, şimdi organize sanayimizin en büyük sorunlarından bir tanesi ki şu an yatırım planına alınan İdoluk Işla Aksaray Kırıkkale tren yolu hattı. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Şimdi tren projesi onaylandı. Yer tahsisi yapıldı. Mevcut vekillerimize de burada çok teşekkür ediyorum. Özellikle grup başkan vekilimiz Sayın İlknur Hanım ve Cengiz Bey, Mustafa Bey, Mustafa Serden geçti. Beyefendiler, sayın vekillerimize de burada bu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Şehrimize tren yolu projesini, hayalimizi gerçekleştirdiler. Aynı zamanda bir sürü yatırıma da imza attılar. Yani şehrimizde bugün 500 yataklı bir hastane yapıldı yakın zamanda. Yine 200 yataklı bir ek hastane onaylandı, ihalesi yapıldı. Projesi şu anda başlamak üzere. Evet. Tıp fakültesi yine şehrimize kazandırdılar. Yani kendilerine de teşekkür ediyorum. Bu emekleri, bu yaptıkları hizmetler hiçbir zaman unutulmaz. Şehrimiz adına da teşekkür ediyorum. Yani şimdi bu aslında çok güzel bir şey oldu. Sayın Müsoy, niye güzel bir şey oldu? Şimdi bazı milletvekillerine aday olan kesim hani şunu şunu yaptı, biz bunun için teşekkür ediyoruz demez. Çünkü siz de o vekilliğe talipsiniz. Ama siz açık yüreklikle kardeşim bunları yaptı, biz teşekkür ediyoruz. Kesinlikle ya, bu Sedat Bey, bu memlekete yapılan yatırım sonuçta hepimiz için. Evet. Yarın ben oradan ben de faydalanacağım, benim çocuğum da faydalanacak, eşim de faydalanacak. Yani bütün akrabalarım, sülalem, yani buradaki insanlar faydalanacak. Ben teşekkür ettim, tabii ki teşekkür etmem gerekiyor. Evet. Yani yapılan hizmeti de takdir etmemiz gerekiyor ki oradaki insanlarımız da daha kendinde güç hissetsin. Yani biz bunları memleketimiz için çabalıyoruz. Yani birileri de bunu görüyor. Kesinlikle ben tüm hemşerilerimin gördüğüne de inanıyorum. Belki dillendirmek hususunda dillendirilemeyebilir ama şehrimiz kesinlikle yapılan hizmetleri takdir ediyor, biliyor. Evet. Yani ben de ben niye adayım? Benim de kendi hayallerim var bu şehrim için. Ben de burada yaşıyorum. Yani sadece İsmail Gümüşsoy olarak çalışmak tamam, çalışıyorum. Zaten işim gücüm, her şeyim var. Yani bir sıkıntım yok Allah'a şükür. Memleketim için benim de hayallerim var. Ben de diyorum ki işte turizmi canlandıracağım, işte hayvancılığa destek vereceğim, ondan sonra organize sanayi daha büyük yatırım getireceğim. Şehrimizin nüfusunun artması için bir kere çalışacağım. Yani şehrimizde bazı şeylerin yükselmesi için, yaşam standartlarımızın yükselmesi için nüfusun da artması gerekiyor Sedat Bey. Yani evet. Şimdi şehrimizde yapılan bir sürü yatırım, bu nüfus yetmiyor işin doğrusu. Yani evet. Alışveriş merkezi açılıyor, ikincisini insanlar düşünüyor. Yani böyle olmaması için nüfus olması lazım. Evet. Yani bazı yatırımlar yapılan yatırımlarla da dışarıdan gelen inşallah yani göçle şehrimizin nüfusu artacak. Nüfus artmasıyla beraber hizmet artacak. Evet, inşallah. Yani. İnşallah efendim. Evet, Sayın Gülsoy, son olarak buradan tüm Aksaray halkına ne söylemek istersiniz? Değerli hemşerilerime son olarak şunu söylemek istiyorum. Yani hükümetimiz, devletimiz, memleketimiz Allah'a şükürler olsun belli bir hız kazandı. Yani yatırım, yaşantı, ondan sonra hizmet hızı kazandı. Yani hükümetimiz zamanında gerçekten hayal edemeyeceğimiz yatırımları hükümetimiz bu memleketimize, milletimize kazandırdı. Duble yollar, ondan sonra hastane kuyruklarında bekleyen insanlarımızın durumu, yani dediğim gibi Marmaray, evet, sağlık, eğitim. Yani sağlık, eğitim, her türlü sektörde sürekli yatırım yaptı. Hükümetimiz yani bir yatırım hükümeti oldu. Memleketimize
milletimizin daha huzurlu, daha müreffeh bir yaşantısı için ne gerekiyorsa yaptı. Viyadükse viyadük, duble yolsa duble yol. Yani havaalanı ise havaalanı, uçaksa uçak, trense tren. İnşallah bu yatırımlar artacak. Biz de millet olarak bunların arkasında durduğumuz sürece bu yatırımları milletimiz, yani bize yatırım yapan, bizim için çabalayan hükümetimize destek verdiği sürece inşallah daha hızlı artacak. Göreceksiniz Gümüşsoy bunu herkes dediği gibi diyecek, başkanlık sistemiyle birlikte ülkemizin kalkınma hızı en az iki kat daha artacak. En az iki kat daha artacak. Şimdi insanımız kulaktan dolma, belki olumsuz şeylerden de etkilenebiliyor. Ama kesinlikle başkanlık sistemi bizim ayağımızdaki prangalardan kurtulmamızı sağlayacak. Evet. Yani yatırım daha hızlı gelecek. Hükümetimiz daha icraatlarını hızlandıracak. Bürokrasideki engeller kalkacak. Memleketimiz, milletimiz için inşallah bu süreç hayırlı olur diyorum. 24 Haziran 2018 genel seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimi devletimize, milletimize, şehrimize inşallah hayırlı bir neticeyle sonuçlanmayı nasip eder. Bu süreçte şahsım vekil olursam memleketime hizmetin en iyisini getirmek için, yok olamaz da başka arkadaşlarımız bu görevle talip olur, getirilirlerse onları da destekleyeceğimi bildirmek isterim. Sonuçta her şey devletimiz, milletimiz ve güzel Aksaray'ımız için, hayırlısı neyse o olsun diyorum. Evet. Evet efendim, biz de size çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmayarak bugün buraya gelip stüdyo konuğumuz olduğunuz için, çıkmış olduğunuz bu kutlu yolda da size başarılar diliyoruz. Çünkü bugün her çıkan aday adayımız önce hizmet, önce Aksaray düsturuyla bu yola çıktılar. Bunlardan bir tanesi de sizsiniz. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Mevlam yar ve yardımcınız olsun. Teşekkür ederim Serhat Bey. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz Aksaray AK Parti milletvekili adayı Sayın Aday Adayı. Evet. Güzel bir söylemdi. Aday Adayı Sayın İsmail Gümüşsoy'du. Ben Sayın İsmail Gümüşsoy'a çok çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmayarak bugün stüdyo konuğumuz olduğu için. Bir başka programda 24 Haziran yolunda bu ekranlarda sizden huzurunda olabilmek dileğiyle, cebinizden bereket, gönlünüzden sevgi, gülen yüzlerinizden gülücükler eksik olmasın. Allah'a ısmarladık.